Gezegenimiz dünyanın içinde bolca ısı var. Yer kabuğu oluşmadan önce bu ısı kolayca dışarı yayılabiliyordu. Yer kabuğu oluştuktan sonra ısı sadece yer kabuğunu kırarak dışarı çıkabilmeye başladı. Bu durum, sıcak magmanın yeryüzüne ulaşmasına sebep oluyor. Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Akdeniz'in ortasındaki bir adada bulunuyor. Etna Yanardağı, dünyadaki en büyük ve aktif yanardağlardan biri. Yüzeyi yaklaşık 1100 kilometre kare ve yüksekliği deniz seviyesinden 3300 metre. Gerçekten çok büyük bir dağ. Etna Yanardağı'nda 4 zirve krateri bulunuyor. Ama püskürmeler sadece bu zirve kraterleriyle sınırlı değil. Yanardağın yanlarında oluşan çatlaklardan da püskürmeler oluyor. Tabii ki Etna Yanardağı'nın eteklerinde birçok yerleşim yeri var. Bu da eteklerdeki püskürmelerin binaları, yolları ve diğer şeyleri etkileyebileceği anlamına geliyor. Bu sebeple aralıksız gözlem yapmamız gerekiyor. Yanardağ durgun görünse bile, içindeki hareketliliğe bakarak ileride meydana gelebilecek aktiviteleri tahmin edebiliyoruz. Magmanın yüzeye gelmesi içerideki gaz sayesinde oluyor. Burası yanardağdan her gün çıkan sülfür dioksit akıntısını ölçümlediğimiz istasyonlardan biri. Yanardağın içindeki SO2 miktarı bizim için çok önemli. Çünkü biz buna bakarak magmanın ne zaman ve ne miktarda yüzeye geleceğini söyleyebiliyoruz. Örneğin 13 Mayıs 2008'de gerçekleşen son püskürmeden önce SO2 miktarında istikrarlı bir artış vardı. Püskürmenin olduğu gün ise bu en yüksek seviyeye çıktı. Ayrıca karbondioksit akıntısını da ölçüyoruz burada. Çünkü Etna Yanardağı'nın eteklerindeki yarıklardan çıkan en önemli ama en önemli magmatik gazlardan biri de bu. Etna Yanardağı'nın doğu yarığının üzerindeki en büyük çatlaklardan birinin önündeyiz. Bu çatlak boyunca büyük miktarlarda karbondioksit salınımı var. Karbondioksit salınımında artış gözlemlediğimiz zaman yüzeye gelmekte olan bir magma olduğunu anlıyoruz. Kaynak 5 ila 7 kilometre arasındaki derinlikte bulunduğundan bu bir şeyler gerçekleşeceğinin erken bir uyarısı oluyor. Akümülasyon haznesini yüzeye yerleştirdiğimde karbondioksit yoğunluğunu görebiliyorum buradan. Şu anda saatte metrekareye düşen karbondioksit miktarı 91,33 gram. Bu bölgede geçmiş 5 senede yapılan en yüksek ölçümlerden biri. Bu magmanın içinde çokça basınç olduğunun açık bir göstergesi. Muhtemelen yüzeye büyük miktarlarda magma yaklaştığı anlamına geliyor.
Biz özel aletlerle gaz ölçümü yapmaktan daha fazlasını yapıyoruz. Volkanın içinde ne olduğunu da gözlemliyoruz ve volkanik titreşimleri inceliyoruz. Sicilya'nın doğu sahilleri boyunca 78'in üzerinde sismik istasyonumuz var. Bunların %60'ından fazlası Etna yanardağı üzerinde bulunuyor. Bu istasyonlar farklı yüksekliklerdeki zirve kraterlerinin çevrelerine yerleştirildiler. Magmanın ve diğer sıvıların hareketlerini kaydediyorlar ve magmanın yüzeye doğru yaptığı hareketlerde değişiklik olup olmadığını tespit ediyorlar. Sinyal biraz değişiyor. O sebeple genlikte ve frekans içeriğinde biraz daha değişiklik görebiliriz. Bu bilgiye dayanarak kaynağın bulunduğu yeri ve derinliğini tespit edebiliriz. Termal görüntüler çatlakları incelerken çok işimize yarıyor. Çatlaklar magmanın yüzeye çıkış yolları olma potansiyeline sahipler. Çıplak gözle yerde bir şeylerin ters gittiğini anlayamazsınız. Ama termal görüntüler sayesinde sıcaklık değişimlerindeki artışları ve kayaların renklerindeki farklılıkları görerek anormallikleri tespit edebilirsiniz. Bu bilgiyi kullanarak potansiyel olarak daha tehlikeli bölgeleri söyleyebiliyoruz. Bu kraterin içinde sıcaklık normal. Magmanın seviyesi de normal. Şimdilik her şey yolunda. Bu zirve krateri iyi görünüyor. Verilerimiz çevrim içi olarak Catania'da toplanıyor ve otomatik bir yazılım sayesinde analiz ediliyor. Bu bilgileri bir araya getirip yanardağı 24 saat aralıksız bir şekilde gözlemliyoruz. Böylece bölgeleri ve olasılıkları tahmin edebiliyoruz. Aktivitenin bir püskürmeye dönüşeceği zamanı da tahminen söyleyebiliyoruz. Etna Yanardağı yılda en az bir kere püskürüyor. Bu sebeple seneye bir püskürme olacak demek kolay. Ama aslında gelecek haftalarda veya birkaç ay içinde bir püskürme olacağına dair sinyaller alıyoruz şu anda. Sismik istasyonlar püskürmeyi bize 6 ila 12 saat öncesinde haber veriyor ve burada yaşayan halk için risklerin neler olabileceğini böylece öngörebiliyoruz.